Herkese merhabalar. Asum Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir zeytinyağlı fasulye tarifim var. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 750 gram kadar fasulyem vardı. Bunları temizledim, ayıkladım, yıkayıp hazırladım. 4 tane iri domatesim var. Eğer daha küçük domatesleriniz varsa bir 7-8 tane kullanmanızı tavsiye ederim. 3 tane kuru soğanım var. 2 tane köy biberi ve 1 tane de acı biber kullanacağım. 1 su bardağı kadar aşağı yukarı sızma zeytinyağı kullanacağım ve biraz da tuz kullanacağım. Neden acı biber koyduğumu belki merak edenleriniz olmuştur. Bu fasulye Ege usulü değil, içine şeker koymayacağız. Bu biraz güneyli, Hataylı, Adıyamanlı bir fasulye. O yüzden hafif acılı bir yemek yapacağız bugün. Önce soğanımı soyarak işe başlamak istiyorum. Normal yemeklik doğradım. Soğanlarım hazır. Bayağı bol miktarda soğan kullanıyorum ama bunlar pişirirken eriyecek ve yemeğimize lezzet verecek. Zeytinyağını ben bol kullanmayı seviyorum. Aslında yemeğe tadını veren o. Şöyle. Soğanlarımız bir taraftan kavrulurken ben o arada biberleri doğrayacağım. Olmazsa olmaz acı biberim burada. Bizim evde zeytinyağlı fasulye konusunda tatlı bir yarış vardır eşimle benim aramda. Ama yıllar sonra ben onun tekniğinin çok daha iyi sonuç verdiğini kabul ettim ve bugün de onun tekniğiyle yapacağım. Fasulyeleri kavurma işlemini mümkün olduğu kadar kısa tuttuğumuz zaman çok daha iyi sonuç aldığımızı fark ettim. Yeter. Şimdi soğanları beklerken bir taraftan domatesleri de doğrayacağım. Şöyle sulandırmadan ve mümkün olduğu kadar ince bir şekilde domatesi soyuyorum. Bu arada biber hakikaten acıymış. Yaktı. Bağırsak problemi olan insanlar için fasulye gerçekten çok büyük bir nimet. Çünkü lifli yapısı sayesinde çok rahatlatıyor insanı. Diyet yapanlar için çok uygun. Tabii yağını biraz daha az kullanmak kaydıyla. Küp küp yemeklik tabir ettiğimiz şekilde domatesleri de doğrayıp hazırlıyorum. Tamamdır. Domatesleri doğramayı bitirdik. Bu arada soğan da saydamlaştı. Güzelce kavruldu. Artık fasulyeleri ekleme zamanı geldi. Şimdi en fazla 1-2 dakika kavuracağım fasulyeleri. Ondan sonra üzerine biberini, en üstüne domatesini koyacağız. Tuzunu ayarlayacağız. Kapağını kapatıp fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Arada fazla karıştırmayacağız. Hatta Hatay'da bu şekilde hazırlayıp kapağını kapatıp pişirirler ve buna fasulye basması denir. Fasulye pişirdin mi değil de fasulye bastım ya da bastın mı diye konuşurlar. Doğradığım biberleri önce tencereye alacağım. Üzerine de domateslerimiz. Bol domates kullandık. Kendi suyuyla pişecek. Ekstra su koymayacağız. Şimdi üzerine tuzunu da ekleyeceğim. Ve minicik daha zeytinyağı. Artık kapağını kapatıyorum. Tencerenin her tarafı eşit derecede kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Kendi suyunu bırakıp biraz çekene kadar pişireceğim. Evet, fasulyemiz kaynamaya devam ediyor. O arada tabağa bir tane alalım. Bir bakalım yumuşamış mı, pişmiş mi? Ne durumda? Gayet iyi. Kendiliğinden ayrıldı. Aslında tabii ki ocaktan aldıktan sonra dinlendirmek gerekecek ama biz şimdi sunum yapmak için hemen kabımızı alacağız.
Yemeğin altını kapattıktan sonra tencerenin üzerine yine az miktarda zeytinyağı gezdirerek kapağını kapatıp dinlendirebilirsiniz. Ben genelde zeytinyağları çok soğuk sevmem. Birazcık ilk harı gittikten sonra dayanamam yerim. Bunun yanına şimdi bir de güzel aslında soğuk cacık çok güzel yakışır. Zeytinyağlı taze fasulyemiz servise hazır. Umarım tarifinizi beğenmişsinizdir. Sofranızda hazırladığınız güzel lezzetleri ikram edecek sevdikleriniz olsun her zaman. YouTube kanalımızı takip edin, abone olun lütfen. Herkese afiyet olsun, sevgiler.